Nasıl olur lan böyle bir şey? Ne kadar peki? Sıfır alsak ne kadar? 7500 TL şu cihaz. Aha. Ben hayatımda hiç 200 bin liralık bir koltukta oturmadım bu arada. Ne kadardı abi? 500 lira. 500 TL. 400 TL şu iPad. iPad. Bu niye 100 TL peki abi? Çünkü temizlendiği zaman bunu sen az kullanılmış diye de satarsın istesen yani. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok garip bir şey yapacağız. Bugün sizlerle beraber 1000 TL'ye iPhone 12 almak, iPad almak, 100 TL'ye AirPods almak gibi çılgınlıklar yapacağız. Peki bunları nasıl yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim, kesinlikle clickbait falan değil. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım ve bunun bir yalan olduğunu düşündüm. Fakat araştırdığım zaman, Özgür abileri aradığım zaman bunun doğru olduğunu öğrendim. Şimdi durum şu, dün ben Instagram'da takılıyorum. Murat abi Efe bir story attı ve attığı story'de bir AirPods'un 100 TL'ye satıldığını söyledi Yaypel'de. Dedim ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü AirPods dediğimiz şey en ucuzu 1000 TL'den satılan bir şey. Yanlış mıyım? Sen kaça aldın en son? Ha, sana biz almıştık, doğru. Tankut'a biz almıştık. Ben kendime aldım en son 1800 TL'den falan AirPods. Ve o AirPods Pro'nun bir alt modeli şu an burada 100 TL'den satılmakta. Yani arada yaklaşık olarak 1700 TL gibi bir fark var. Aynı zamanda 12 bin liraya, 15 bin liraya satılan iPhone modelleri de 1000 TL'ye, 2000 TL'ye satılmakta. Peki bu nasıl oluyor? Bu ürünleri almak için neler yapmalısınız? Biraz sonra öğreneceksiniz. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi Özgür abilerin yanına gidelim ve her şeyi öğrenelim. Merhabalar abilerim. Bir story gördüm. Çok şaşırdım. Bu story ile alakalı size birkaç şey sormaya geldim. İzleyicilerim de öğrensinler. 100 TL'ye AirPods almak. Bu doğru mu yalan mı abi? Oğlum sen ne yapacaksın 100 TL'ye AirPods lan? Sıfır abi, vereyim. Şimdi hayır. Sıfırından değil abi. Şimdi ihtiyacı olanlar vardır. Bütçesi yetmeyenler vardır. 100 TL'ye AirPods çok cazip bir şey. Ha tamam okey. Ki 100 TL'ye AirPods varsa burada herhalde 1000 TL'ye atıyorum iPhone'da vardır. Bir şeyler vardır burada yani. Var var. Bunların hepsi fırsat ürün mü abi? Fırsat. 100 lira. AirPods. Bu 100 lira. Bir bakabilir miyim abi? Tabii ki bakalım. Orijinal. Tak istiyorsan kullan. İkinci el sonuç olarak bunlar arkadaşlar. Bu niye 100 TL peki abi? Çünkü temizlendiği zaman bunu sen az kullanılmış diye de satarsın istesen yani. Çok üst düzeyde insanlar geliyor mesela. İşte mesela bunun kulaklıkları 1 saat müzik dinleyebiliyor. O kişiye yetmiyor. Normalde buna 4 saat çalıyor ya. Bunun pili bitti diyor. Şimdi ha, pili ona göre bitti. Ama sana göre bitmedi. Çünkü aynen, adam sadece öyle telefonla görüşebiliyorsa bu ona yetiyor. 450 lira bunun kulaklığın bir tanesi. Hı-hı. Diyorum ki 900 lira verip kulaklık değişeceğine ben sana sıfırını vereyim 1250 liraya. Bunu bana 100 liraya ver. Bakıyor ulan diyor öyle böyle. Tamam diyor abi al. Parası pulu olan insanların zaten atıp köşeye fırlatacağı aynen cihazlar öyle burada ucuza satılıyor. Aynen öyle. İhtiyaç sahipleri de gelip alıyorlar. Bence müthiş olay. Bu şimdi 100 lira. Bu 100 lira. Arkadaşlar bunun orijinali ne kadar abi sıfırı? 1200. Orijinal derken orijinal bu arada ürünler. Sıfırı 1200 TL. Sıfırı 1200 lira. 100 TL. Bakımı yapıldığı anda az kullanılmış ikinci el diye Letgo'da satılıyor bunlar. O 300 lira. Daha bu temiz. Bu 2-3 saat müzik dinliyor. Tamam bu daha temiz. Ve bu daha temiz diğerine göre gerçekten. Evet, gördüğün gibi. Bu 300 lira. Gene çok ucuz bu arada. 11 Pro Max 156 GB. 7500 lira. Ne kadar peki? Sıfır alsak ne kadar? 16 bin lira. 7500 TL şu cihaz. Aha. Benim internet siteme bak yaypen.com.tr'ye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Birçoğumuz vergilerden falan şikayetçi oluyoruz. Ha bu cihaz yurt dışı. Yurt dışı mı? Yurt dışı. 2000 lira verip pasaport kaydı yapacaksın. He bu cihaz yurt dışıymış. Ama 7500 TL yani 16 bin lira olduğunu varsayarsak. 256 GB. Ama tabii yurt dışına gitmesi gerekecek falan. Kıbrıs'a falan gitsin baba. Kıbrıs uçuş 150 lira. 200 lira. Mesela şunu merak ediyorum. Bu çünkü kırık. Hasarlı bir cihaz. Bu arkası kırık. XS Max mi bu? XS Max. 64 GB. Ne hiç açılmamış. Abi? 5000 lira. 5000 TL. Bu arada o zaman bu bayağı ucuz. Ama yurt dışı cihaz. Bu Türk cihazı. Bu Türkiye cihazı. Peki adam geldi bunu aldı senden 5000 liraya. Şu arkayı değiştirebiliyor musun? Parasını verirse. Ya biz o işe çok girmiyoruz. Ya yok mu bizde o? Ya yaparız canım yaparız yani ama şimdi bunu alan kişi esasında arkasına bile para verecek durumda değil. Ya ihtiyacı. Ya zaten adam ne için kullanıyor? Ben aynen XS Max kullanıyorum. Çünkü bütün zoruyla bunu alabiliyor. Doğru. Ya biz bunlara 1 lira kar koymuyoruz. İnternet sitemizden satıyoruz Burak. Hı hı. Sadece yani harbiden çok müşterimiz mesela Allah razı olsun diye ya bunu ben diyorum hayır işi. Çünkü imkanı olmayan çok insan var. Ya 100 lira AirPods veriyorum. Dediğin gibi 500 liraya satsam satarım. Evet yani biraz temizle Letgo'da bir anda 700 TL oluyor onun ücreti. Aleykümselam abi. Çok cihaz var bu arada. Burada inanılmaz derecede iPhone var yani. Buraya bir gelin. Bu ne kadar abi? Nasıl olur lan böyle bir şey? Evet şimdi bu elimdeki cihaz bakıldı sistemden 2700 TL'ye satılıyor. 2700 doğru lira. Hiçbir sorunu yok. Bu cihazın sıfırı ne kadar abi? 5 lira. 5 geldi. Yani bu cihazı istese bu abilerimiz veya dışarıdaki sahibi
Ne kadara satar Letgo'da? 4 lira. Veya sahibinden de orada 3, burada. 3.5-4, 6 yok. 3.5-4'e satılan cihaz burada 2700 TL ve temiz. Ya, ya burası garantili yani. Ya bu zaten 3 lira. Hı-hı. 2.5'a var bu laf zaten. Asla söyletmiyoruz. Buradaki olay şu aslında arkadaşlar. Örneğin ben iPhone 13 çıktığı zaman 13'e geçtim. Geliyorum diyorum ki abi bunu alın satın diyorum. Onlar da ben parayı pulu takmıyorsam ucuza ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Buranın olayı o anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Ya zaten biz bir kişiye bazen 100 bin, 150 bin TL, 70 bin, 80 bin bizim hikayelerimize bak. Adam öyle bir alıyor ki. Ne paralar dönüyor, ne paralar dönüyor. Hatta var bir yüzlük oldum falan muhabbeti var. Mesela abiden adam yüzlük oluyor. Ben bu kasayı çok seviyordum. Bu 5S mi 5 mi 5S abi? Bu. Tamam. Abi S. S. Abi de öyle bir şey vardı galiba abi, doğru. Bu 5S. Bu ne kadar abi? Bu muhtemelen çok ucuzdur. Ne kadar? 250 TL falan mı? Cihaz 64 GB. Aktif iPhone kullanabiliyorsun. S bu. Ne kadardı abi? 500 lira. 500 TL. Ya şaka gibi bir fiyat. Evet eski bir model bu arada ama sonuç olarak iPhone yani. Bugün günümüzdeki pek çok Android cihaza taş çıkartır bu telefon hala. Tertemiz bu arada. Bakımın falan her şeyi de yapılmış duydunuz. iPad Air 700 lira. Bununla işte bu çocuklar şeye giriyor ya. Hı hı. Online eğitim. Online eğitime. Orayı destekliyor. Ya bu arada EBA var iş ya. Yapanlar da Zoom toplantılarına girebilirler. Tabii girebiliyor. Yani. iPad canavar gibi canavar. Her şeyle çalışıyor. Tek kusurumuz ne? Alt tuşa sarılı yazıyor galiba bir de. Yok şu şeyi kırık. Hı-hı. Şu köşesi kırık. Ama çalışıyor. Açıldı 700 lira. Bu arada. 700 lira. Şimdi bakın burada şunu anlatayım ben sizlere. Bir alıcı olarak. Onlar satıcı ben alıcı olarak anlatayım sizlere. Şimdi bu cihazı alırken zaten şey diye almazsınız. Hani böyle aldım sıfır gibi falan o ayarda beklemeyin. Piyasanın neredeyse 3'te 1'ine falan satılıyor cihazlar. Bu cihazı alırken neden alırsınız? 700 TL'ye aldığınız bu cihaz. Atıyorum. Hor kullanırsınız. Keyfinize bakarsınız. Zoom toplantısına girersiniz koyarsınız. Bir yeri çatlarsa dert etmezsiniz çünkü çok ucuz almışsınızdır. O yüzden büyük fırsat bunlar yani. Benim mesela şu an yani yatakta dizi izlemelik bir iPad'e ihtiyacım olsa gelir bunu alırım yani. Açık adam söyleyeyim. Adam döveceğin zaman da mesela. Ha mesela kafasını, vur kafasını. Geç, kafasını. Abi şu cihaz ne kadar şu an piyasada? 2.5 falan. Evet iPad'ler de bayağı uçtu bu arada biliyorum. İlkse 3000 lira. 3000 lira. Ha, sıfır Türkiye. Ne kadar? 0, 7, 8 ya. Yani gerçekten çok kâr. Ve bu cihaz temiz, bayağı temiz. Yani bu cihazı alacaksın. 3000 lira mıydı? 3000 lira. Bu cihazı al abi. Şurayı da şurayı temizlet. Bir de şurayı temizlet. Al sana 0 X şey. XR. XR. 0 yani. O ilgimi çekti mesela şu an. Biz bu iPad'i 7-8 ay önce. Pro mu bu abi? Pro. 7-8 ay önce bir müşterimize sattık. Hı hı. Bu müşterimiz gidiyor araç şarjında şarj ediyor. Hı. iPad'in anasını ağlatmış. Komple şarj adresini yapmış. Adam zengin anladığım kadarıyla. Aha gani ya. Adam zengin. Bundan benim midem bulandı. Ben bunun yenisini dedi alacağım. Dedi ki halo bana bir iPad ver o. Dedik ki güzel. Tamam abi. Bunu bu arada aldık? En son 12 bin falan diye biliyorum sıfırları. Evet 12 bin lira. Bunu al aşağı ver yukarı 1100 aldık. Hı hı. Orijinal camı değil. Tamam yan sanayi bir cam. İşte şarj oluyor hiç sorun yok. Onun kalem malem işliyor mu peki? Her şey işliyor. Tamam. Tabii arabada şarj ettiği için pili performansı %80'e düşmüş. Tamam. Ürünü bizden alırsa müşteri mesela bunu Kadıköy'e götürmeyip direkt bana verse ben direkt zaten swaplıyorum. Hı hı. Ve bizden bu ürünü alan arkadaşa dedim ki bizden swap kasko al almadı. Hı hı. Dedim ki al swap kasko. Almış olsa bir sıfırıyla değişecek. Bedava. Evet. Yani 9000 lira 10000 lira para verdi şu an farkla. 1 lira vermeyecektim. Bu ne kadar satılık abi şu an? 1100. Hadi abi ya. Ya. Şaka gibi ya. Bak şu cihaz. Yemin ederim ben meraklıyım bu arada bu cihaza. Bayağı iyi bir cihaz bu normalde. 12.000 TL falan bunun sıfır. Hatta belki şu an daha da fazladır. Yok 12, 12. Euro dolar uçtu gene. 1100 TL abi sıfır bu cihaz. Yani bu cihazın tek olayı ya şu anda... Sıfır deme ya. Hayır sıfır abi bu yani sıfırdan kastım şu temiz cihaz bu. Çok temiz canım. Ekran yan sanayi ama hissetmezsiniz siz onu böyle profesyonel çizimci falan değilseniz büyük ihtimalle. Bir de batarya problemliymiş. Batarya problemi de %80 esasında. Ama bir şey söyleyeceğim bunu abi. Bunun 80'i bile 3-4 saat gidiyor yani haberin olsun. 11.000 TL fark var arada aşağı yukarı. Yani 11.000 TL fark varken o iki tane sorun olsun. Olsun yani hani. 1000 TL'ye iPad evet. Alıp bu cam niye sahte demeyin yani. Burada gördüğünüz cihazlar belki de ben bu videoyu çekip eve gidene kadar satılmış olacaklar. Yok yok yok. Nasıl yok? Şimdi biz fırsat cihazlarını şöyle yapıyoruz. Biriktiriyoruz. Hı-hı. Teker teker mesela bunu senden aldım. Diyorum ki işte Burak'tan kırmızı bunu aldım. Kaç para? 2000 lira. Biriktiriyorum. Eskiden bunu şöyle yapıyordum. Diyoruz ki işte sen 12 Pro Max aldın ya. Bunu anında satıyordum ben eskiden. Sıcak. Hı-hı. Hemen alıyordum. Burak'tan 12 Pro Max'i verdik. Burak'tan da fırsat cihazı 7 Plus aldık. Bizim telefonlar kaput abi. O gün iş güç yok Allah'a şükür. Şimdi şu an yani şeyle satılmıyor mu böyle aramaya bağlı satılmıyor şu mu? Şu an öyle yapmadık. Artık bunları biriktiriyoruz. Hı-hı. 30 tane yapıyoruz. Toplu satıyor yani şey. Toplu değil mesela. Hikaye atıyorum. Diyorum ki ben yarın saat 21.00'da
Yaypel'in fırsat köşesindeki tüm cihazlar satışa açılıyor. Tamam, online satıyorsun o zaman. Adam kredi kartına limiti var yok ayarlasın, girsin satın alsın, ben paket. O zaman şöyle söyleyeyim, bir düzelteyim. Fırsat köşesinden ürün almak istiyorsanız, beklediğiniz ürünü alamadıysanız bile beklemeye devam edin. Çünkü onun daha iyisinin de gelme ihtimali var anladığım kadarıyla. Bugün 3 tane aldım. Yarın şu cihazın ekranı orijinal olanı da gelebilir yani. Benim al. Bugün aldım. 999 TL. 1000 lira değil. Tamam, 990 o çok önemli algı olarak. Batarya ömrü kaçtı abi bunun? 85. Çok iyi bu arada. Kaç yıl? Yani 3-4 yıllık bir cihaz vardır. 85 çok iyi bir rakam. 1000 TL'ye iPad abi. Mümkün değil böyle bir şey. iPad Air 2. Ha, mümkün. Şimdi yalan söylemeyeyim, böyle bir şey mümkün. Ama bunu aldığınız yerlere güvenemezsiniz. Yani der ki sana bu temiz cihaz der. Ama aslında batarya 5 kere yan sanayi değişmiştir. Ön cam yoktur falan filan. Buna garanti veriliyor ve tertemiz cihaz deniliyor. Çok iyi olay. Yani 1000 TL iPad mucizevi bir şey. Evet. Şimdi sana bombayı patlatayım mı? Hadi abi ver. T'yi kaldır abi. Sen kaldır. Altından ne çıkacak? Bak, fiyat rekorumuz. 400 TL şu iPad. iPad. Dur abi. Bitirini kaldır. Bir dakika abi. 400 TL. 400 lira. Bu iPad ilk iPad ama herhalde. 2. iPad 2. iPad 2. 16 GB. Hata sorun. Pil 95. Nasıl olacak? Orijinalle değişme mi yoksa hiç kullanılmamış mı? Abi. Tamam, benim evdeki iPad de öyle muhtemelen aynı yatmış. Durum. Evet, yattı benim iPad. Sende de var mı? Var. Ben satacağız olarak bize değerlendirir. Getiririm, söz getiririm. Çok takipçimiz var. Getiririm çünkü hiç kullanmıyorum. Söz aldık bu arada. Getiririm. Burak dedi ki fırsat cihazına ben de varım. Yani 4000 TL'ye 5000 TL'ye mini almıştım zamanında dizi izlerim diye. Hiç kullanmadım. 2-3 kere açılmıştır iPad. Hatta biliyor. Arkadan 100 lira verdiler senin makineye. Taze. Oğlumun tabletini teslim eder misiniz? Taze para çıktı oradan. Abi bu cihaz şimdi bildiğin 400 TL'ye satışta. Aynen, 400 lira. Rekorumuz bu. Bu ne kadar abi? Bu arada çok güzel bir cihazdı bu. Ben kullanmıştım. Ya ben de bana satmıştım. Evet, Tankut'a satmıştım. Bundan vardı. Sen mi sattın? Kendi bir fırsatçılık var o zaman. Var var. Tankut kaçı sattı sana? Ben 2000 almış. 200 lira Tankut'a iade et abi. İade değil abi. Kaç sene önce satmışım. Bu cihaz en baba cihazdı o zaman. O zaman dolar kaç paraydı? Hayır. X çıkmıştı bir tek üstüne. Yani bir önceki modeliydi. Sen altın almışsın. Ben çok ucuz verdim ona. 2000 lira ucuz yapmış yani. Tabii canım. Kaç GB abi? 32 GB. 1800 TL. O fiyata alma ihtimali kimsenin yok maalesef. Buradan burası başka bir yer. Yani tamam. Telefoncudan, işte Letgo'dan, sahibinden. Herhangi bir sorun var mı? Çalanla. Hayır, hiçbir sorun yok. Çalan. Ya buradaki ürünlerin hepsi aktif çalışıyor bir kere. Ha bak, şey korkusu olur abi, açık açık söyleyeyim. İnsanlar çünkü yorumlara yazacaklar. Burada herhangi bir şekilde arkadaşlar çalıntı bir cihaz olamaz. Burası İmkansız. Öyle bir yer değil. Çünkü o tribe giriyorlar hemen, kesin çalıntı o zaman. Veya işte kesin yan sanayi bir şey var, o fiyata satabiliyorlar. Tribe yan sanayi giriyorlar. Olabilir. Tamam, onu söyledik zaten. Söylüyoruz zaten. Satarken yan sanayiyse yan sanayi bunun ekranı diye satıyoruz zaten. Müşteri de bize söylüyor. Yani işin özeti, ben size bir esnaf ağzıyla anlatmayayım, sokak ağzıyla anlatayım. Buraya çok zengin müşteriler geliyor. Bu zengin müşteriler bu ürünleri önemsemedikleri için. Aynen. Yani gideyim sahibinden de satayım tribinde olmadıkları için çok ucuzdan buraya veriyorlar. Abilerimiz de iyilik olsun diye, ihtiyaç sahipleri alabilsin diye sıfır kârla bu ürünleri sizlere satıyorlar. Doğru mu anladım abi? Aynen öyle. Güzel, almak isteyenler de o zaman ne yapacak? Açıklamalar kısmında bulunan Yaypel'in sitesinden fırsat köşesini takip edecekler. Fırsat köşesi takip edecek. Bunlar ikinci eller mi abi? Bunlar bizim ikinci ellerimiz. Hepsi %95'i Türkiye garantili. Biliyorsun bizim swap var. Bunlarda kasko var. Bizim en vazgeçilmez. Ben bu arada AirPods'umu buradan almıştım. Pili bitti. Üzerinde çizikler oldu. Bir sorun oldu. Direkt yenisiyle değiştiriyoruz. Herhangi bir ücret ödemiyoruz. Artı bir yıl garanti yapıyoruz. 3 yıl garantimiz oluyor. Yani toplamda ürünü bizden alan herkes... Burak sen de dahil 3 yıl garantim var. Bir koltuk varmış abi, bunun çok namı geldi kulağıma. Ona krallar oturuyor. Nerede abi koltuk? Görebiliyor muyuz hani bize nail olmasa da oturma şerefi? Ya şimdi burada bu işin kralı benim. Evet. Ama emaneten sana bir 10 dakikanı oturtayım tamam ama. Tamam abi. Oturduğun zaman maalesef alışkanlık yapıyor, eve de bir tane istersin. Tamam abi, görebilir miyim şu meşhur koltuğu? Bak koltuğa bakın. Ramazan Bey kral koltuğumuzu getiriyor şu an. Bakın Apple ürünleri burada bir hastalık düzeyinde. Ya bu koltuk... Dünyada yok bir kere. Dur rahat ol be kardeşim. Ayak yapıyor sana evet. Ya. Ver yükü. Vallahi verdim. Ha? Ya bu kadar basit. Şu an iPhone'ların üstünde oturuyorum. Yani bunlar çok değerli cihazlar. Bu arada nostalji artık bu cihazların uçu. Peki sana bir soru. Kaç tane iPhone üstüne oturdun? Abi burada 200'e yakın vardır. 170 tane. 170 tane değil mi? Malzemeden kaçmadık. Arkasında bir de Apple var. İnceleyebilir miyim? Malzemeden kaçma yok. Bu arada her türlüsü var ha. Bak aşağıda şey falan da var. Hep iPhone 6 falan değil. Yok. Yani. 7'ler ayakta. 2022 modellerinde bunların. Aha. Sadece... 12 serisi. Sadece 12. 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Bizim. Yani şurada yani şu cihazları hala satardım bu arada. Satar mı? Açıkçası. Fırsatını 500 liraya, 600 liraya, 1000 liraya satıyoruz ya. Bu kaç paralık bir koltuk? 200 bin lira falan. 250 bin lira bir koltuk.
Ben hayatımda hiç 200 bin liralık bir koltukta oturmadım bu arada. Niye? İlk defa oturdum. Hadi ya. Bir de şu dikkatimi çekti abi benim burada. İki tane alıyorsun baş ağrısına. Onlar ne abi? Dün ben bunu Murat'ın storiesinde gördüm yine. Kaybedenlere mi satıyorsunuz yoksa hani çöp olan? Bunlar arızalı işte. Şekerli. He. Hepsi orijinal. Süs yani o zaman bu şu an. Aynen. Bir şeye yaradı yok. Hiçbir şeye yaradı yok ama güzel bir şey ya. Mesela kameralarımı gördün sen beni? Yok. Bak dön şuraya. Kameraya baksana ya. Ben diyelim bundan aldım AirPods'tan. Kulaklığın tekini kaybettim. Bunun bir dönüşü yok değil var mi? Var bende. Ha sen... Ya sen bana esasın da. Şimdi bu müşteriler ne biliyor musun? Senin AirPods'un var. Pilin bunun 10 dakika gidiyor. İstiyorsan ben bunun içindeki pili de değiştirebiliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi benim çok ilgimi çekti Murat'ın storiesinde görünce, açık söyleyeyim. Çünkü 100 TL'ye AirPods yok yani, öyle bir şey yok. Sahte falan değilse. Geldim ve gerçekten varmış. Eğer siz de bu fırsat reyonlarını takip etmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklamalar kısmında bulunan Yaypel'in sitesine giriyorsunuz. Orada bir fırsat köşesi var. Oradan takip ediyorsunuz. Buradaki cihazlar ilginizi çekmediyse takip etmeye devam edin. İlginizi çeken cihazlar gelir. Buradaki bir cihazın bir sorunu sizin canınızı sıktıysa takip edin. Sorunsuzu da gelir. Kısacası bekleyin, bekleyin ve takip edin, yapışın yani geldiği zaman. Evet arkadaşlar, kısaca bu şekildeydi. Bence çok ama çok ilgi çekici bir konu. Sizin de ilginizi çekti eminim. Dediğim gibi takip edebilirsiniz ve alışveriş yapabilirsiniz. Ama bu yüzden Yaypel'in herhalde Instagram hesabında takip etmeniz gerekecek. Takip edecek, fırsat cihazı isteyenler bizim bütün postlarımıza beğeni ve yorum yapması gerekiyor. Emoji bırakmıyor asla. Bu şart kabulse kargo çıkıyor Burak. Benim beğenimi yapması gerekiyor. 100 liraya e-port istiyorsan. Bunu yapacaksın. Tamam bunu ama yapacak yani, yapması gerektiği için yapmayacak bunu. İş zaten tabii, yapmalı. Tabii yapmalı. Buradan 100 liraya aldı. 300 liraya bir yere satmış. Satan adam beni arıyor. Senden almış değil mi? Yaypel'den aldım diyor. Söyleyeyim, anladım ben. Böyle karaktersizlikler yapmayın. Bunlar sonuç olarak burada sıfır karla satılan fırsat ürünleri ve ihtiyaç sahipleri. Parası olmayanlar, hani parası yetmeyenler daha doğrusu, bu İhtiyacı cihazları kullanabilsin ya. Diye. Tamam mı? Satılan ürünler. Şimdi sen buradan bu cihazı alıp 1000 TL'ye, aynı gece 4000 TL'ye sahibinden koyarsan sen yaptığın karaktersizlik olur, vicdansızlık olur. Yapmayın böyle şeyler. Ayıp. Evet arkadaşlar, kısaca bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abim bir de son olarak bir ricada bulunabilir miyim? Benim şu ekranı kapladığımız şey var ya. 18'de. Koruyucu. Heh. Kız arkadaşımın telefonunu onunla kaplayabilir miyiz ya? Referansla gelmesi lazım bize. Tamam Burak Güngör abi işte. O zaman sıkıntı yok. Süper. Tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.